Teksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Dün emtia tarafında değerli madenlerde sert bir hareket yaşadık. Özellikle iki barda hızlı bir harekette 1800 dolara doğru atan bir altınla karşılaştık. Aynı şekilde gümüşte de 27 dolar seviyesine doğru bir hareketlenme olduğunu gördük. Arkasında yatan faktör neydi? ISM verisi Amerika'da gelen zayıf bir veriyle karşı karşıya kaldık. Bu da piyasanın biraz umutlanmasına sebebiyet verdi ve hızlı bir hareketi tetikledi. Hala aynı zamanda Powell'ın güvercin tavırlarına devam etmesi ama hareketin çok da kalıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Altın gümüş paritesi tarafına baktığımız zaman hala şu anda gümüş lehine çalışmaya devam ettiğini görmekteyiz. ETF'ler tarafına girişlerin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Haber başlıklarımıza bakalım. Tekrardan döneceğiz fiyatlamalara bakalım. Powell ekonomik toparlanma eşit oranda olmalı dedi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD'de ekonomik toparlamanın gerçek ilerleme kaydettiğini ancak bu kazanımların eşit dağılmadığını söyledi. Powell Şubat ayında en düşük gelirli çalışanların %20'sinin hala işsiz olduğuna işaret etti ve bu oran en yüksek ücretli çalışanların %6'sını temsil ediyor. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı bu yılın ikinci çeyreğinde 463 milyar dolar borçlanmanın planlandığını da açıkladı. Haziran sonunda nakit dengesinin 800 milyar dolar olması bekleniyor. IIF gelişen piyasalar tahvil alımı artıyor bilgisi geldi. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre Nisan ayında gelişmekte olan ülkelere 45.5 milyar dolarlık sermaye akışı olurken bunun 14.2 milyar dolarlık hisse senedi 31.2 milyar dolar ise tahvil alımı olarak gerçekleşti. 2021 yılında Türkiye'ye aylık bazda hiç net sermaye girişi yaşamazken Mart ayında 1.9 milyar dolar sermaye çıkışı ile 2006 Mayıs ayından sonraki en büyük sermaye çıkış rekoru gerçekleşmiş oldu. Kuruluş 31.2 milyar dolarlık tahvil alımının Çin hariç 26.4 milyar dolar olduğuna da dikkat çekti. Küresel imalat PMI 11 yılın en yükseğinde JP Morgan küresel imalat PMI endeksi Nisan ayında 55.8 puanla yükselerek 2010 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Endekste yer alan 24 ülkeden 21'in işletme koşullarının iyileştiği görülürken yalnızca Meksika, Myanmar, Filipinler'de daralma sinyali alındı. Endeks imalat üretiminde üst üste 10. ayda da büyümeye işaret etti. Endeksin tüm alt kategorilerinde yükseliş yaşanmış olması dikkat çekici. Petrolle ABD ve AB'den gelen toparlanma sinyali, petrol fiyatları ABD ve Avrupa'daki ekonomik toparlamanın yakıt talebini artıracağına dair beklentilerle varil başına 64 doların üzerinde kazançlarını korudu. Batı Texas petrolü pazartesi günü %1.4 yükseldikten sonra Asya işletmelerinde yatay bir seyir izledi. WTI ham petrolü de 65 dolara seviyesini zorlarken Brent'te 68 dolar seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz. Hemen bakalım fiyatlamalar nasıl? Altın dün 1797.75'i gördükten sonra tekrar 1785 destek bölgesine çekildi. Burada dinlenmeye geçti. Son karar verme aşamasında bir türlü 1791'de bulunan 200 günlük ortalamanın üzerine fiyatlamayı alamıyoruz maalesef. Onu alamadığımız sürece de yani kapanış alamıyoruz. Onu alamadığımız sürece hareket yukarı doğru evrilmekte zorlanacak. Gram altın dolar TL'deki değer kazanımının devamıyla birlikte 478 TL'ye geldi. Hemen hemen son zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığını belirtebiliriz. 480'li seviyeler bizim için kritik eşikler olduğunu hatırlayalım. Gümüşte 26.78'deyiz. 0.35'lik düşüş var. Gram gümüş 7.17'de. Orada da 0.74'lük bir yükseliş var. Dolar TL'den destek aldığını belirtelim. Dolar TL 8.33'e geldi, dayandı. 8.29, 8.31 önemli eşiklerden de oraları açtık. Tekrar önemli bir eşiklerden biri olan 8.33'e geldik. Bakalım bu fiyatlarının devam etmesi, fiyatlamanın devam etmesi yukarıdaki hedeflerin bir bir alınmasına yol açar. Dikkatli olmak lazım. Perşembe günü PPK toplantısı ve Merkez Bankası bir faiz değişikliği yok. Söylemler nasıl olacak bilmiyoruz. Ama buradaki hareketin biraz da yukarı gidişindeki harekette özellikle dolar tarafında güçlenmenin olduğunu da belirtelim. Euro-dolar paritesinde 1.20 sınırına tekrardan geldiğinde hatırlatalım. 0.51 bir düşüş söz konusu. WTI tarafında 65 doların hemen üzerindeyiz. %1'lik bir artış var. Brent'te 68.29'dayız. %1'lik bir artış söz konusu. Palladium 2.984'te 0.58'lik artış var. Portakalsı 107.65, doğalgaz 2.95'te. Platin'de 2236'yı görüyoruz. Benzin 144.74'te. Soya
1571'de, mısırda 736.50, buğdayda 725.50'yi görüyoruz. Kahvede de 138.75 karşımıza çıkan değerler. Hemen bakalım dolar endeks tarafında, 10 yıllık tarafta bir gelişme var mı? Evet, burada sabah saatlerinde geri çekilmeden bahsediyorduk. Dünkü ataktan sonra bir geri çekilme gelmişti. Yaklaşık olarak 91 seviyesine hemen altını test etmiştik. Tekrardan 91.35'lere doğru bir atak olduğunu görüyoruz DXY tarafında. Bu da isterseniz iç piyasada dolar TL'nin değer kaybına yol açtığını söyleyebiliriz. Kritik eşiğimiz 91.40 olduğunu belirtelim. 91.40'ın üzerine fiyatlamalar alınmaya başlarsa burada 91.88-92.33 bandına kadar hareketin devam etmesi beklenebilir. Burası önemli bir eşik olduğunu belirtmek isterim. 10 yıllık tahvile bakalım, orada durum nasıl? Orada seyir ortalamalar değdikten sonra 1.60'ın üzerinde dengelenmeye devam ettiğini görüyoruz. 1.61-1.72'deyiz. 1.67-1.23 aşılmadığı sürece hareket buradan bize bir baskı yaratmadığını söylemek isterim. Dönelim hemen bizim günlük dolar grafiğine bakalım. Günlük dolar grafiğinde hangi yaştadayız? Şu anda 8.34 fiyat geçmeye başladığını görüyoruz. Bu noktada dikkatimizi çeken 8.29 önemli bir eşikti. 8 günlük ortalamanın uzlarında tutunmaya devam ediyoruz. Kaldığımız sürece hareket yukarı gitmek ister. 8.25 önemli destek noktası. Yukarıda 8.33-8.39 önemli eşiklerimiz. Bunların aşılması, bu bölgeden üzerine kapanışlar hareketi yukarı doğru sürüklemeye devam edecektir. Yukarıda 8.48 daha önceki zirvelerimiz bölgesi olduğunu hatırlatalım. Bu sene içinde iki kez denedik, o bölgeyi aşamadık. O bölgenin aşılmaması gereken bölge olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Aşıldığı takdirde yeni zirve oluşumlarının peşinden gelmesi beklenebilir. Haftalık açıdan da baktığımızda pivot çizgimizin bu bölgeden geçtiğini net şekilde görüyoruz. 8.47-50'ler bölgesi önemli eşik. O değerin üzerindeki fiyatlamaların biraz daha momentum kazanmasına yol açar. O nedenle aşılmaması gereken nokta olarak görüyoruz. Ama fiyatlar hala dünkü enflasyon verisinden sonra yukarı gitme arzusu içinde olduğunu söylememiz mümkün. Dönelim bir de emtia tarafına bakalım. Burada nasıl bir Bloomberg'in emtia endeksine baktığımızda 91.60 seviyesi en üst yüksek seviyeydi. Hemen hemen bugün o seviyelerin test edildiğini söyleyebiliriz. Önemli Fibonacci dirençlerinden biri. Buradan bir realizasyon gelecek mi? Bakalım. Yoksa son 4 haftadır dik şekilde yukarı doğru giden bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Dönelim altın tarafına bakalım. Altında Hindistan en büyük ihraç pazarı olduğunu görüyoruz. Altın açısından, altın fiziki altın talebi açısından önemli bir seyre karşı işaret ettiğini belirtelim. Geçtiğimiz ilk çeyrek itibariyle değerlendiğimizde külçe altın pazarı açısından bakıldığında 135 tonluk bir fiziki altın ihracatı yapıldığını belirtiliyor. Bunun yaklaşık olarak 83 tonunun Hindistan'a yapıldığı belirtiliyor. İkinci sırada en yüksek alıcı Çin olduğu belirtiliyor. Orada da 11 tonluk bir rakamla karşı karşıyayız. Bu arada Hindistan'ın ilk 3 aylık net altın bulyon yani fiziki olarak külçe altın ithalatının 178 ton olduğunda belirtelim. Buradaki rakamlarda geçtiğimiz senenin total Hindistan'ın 2020 yılında yapmış olduğu ithalatın %20 daha fazlasını ilk 3 ayda gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var. Bunun arkasında yatan faktör biraz da Hindistan'daki vaka sayılarındaki artışa dem vurduklarını belirtelim. Dönelim altın ETF stoku açısından durum nasıl bir seyir işaret ediyor? Bu noktaya baktığımızda 68 milyon ons sınırına yakınlaşmaya başladığımızı görüyoruz. 68 milyon 256 bin ons sınırındayız. Aşağı doğru baskılanmaya devam ettiğini, hala burada kafanın yukarı doğru kalkmadığını görüyoruz. Burası kafaya kaldırsa biz çoktan 1850 dolarları bulmuştuk ama bir türlü onu yakalayamadığımızı belirtmek isterim. Gram altın tarafına dönersek, hem altındaki hafif toparlanma hem de dolar TL'deki güçlü seyir tekrardan bizi 478 seviyesine getirdiğini belirtelim. 472'nin üzerinde kalıcılık başladığı gibi gözüküyor. Bu kalıcılığın devam etmesi durumunda yukarıda 484 bölgesi önemli eşik, 484-485 bölgesi önemli eşik olacak. O bölgenin aşılması için altında da 1800 dolar sınırının aşılması gerektiğini belirtmek isterim. Eğer altında 1800 dolar, dolar TL'de de aynı şekilde
8.45'li seviyede aşılması lazım ki şuradaki daha önce geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz zirvenin tekrardan yaşanabilmesi için. Dönelim haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafik bize ne söylüyor? Haftalık grafik açısından baktığımızda burada 50 haftalık ortalamamız biliyorsunuz kritik eşiklerimizden biriydi. 1779 dolar civarından geçtiğini biliyoruz. Fiyatlamalara şükür onun üzerine atabildiğini görüyoruz. Aşağıda 1766'da bulunan Fibo desteğine güç aldı. Yukarıda 1787.54 var yine Fibo direnci. O seviyeler yakın bir noktadayız. O bölgenin 1787.54 üzerinde farkındaysanız 3 kez deneme yapmışız. Bu 3 denemenin hiçbirisinde de kalıcı bir kapanış gerçekleştirememişiz. Son 3 haftadır sürekli bu bölgeyi test ediyoruz. Hareketin kalıcılığının birinci koşulu 1779 ve üzerinde kapanış. İkinci koşul eğer 1787 ve üzerinde kapanış alırsak buradaki son hareketten sonraki dinlenmeyi tamamladık. Tekrardan bir tur yukarı hareketin başladığını işaret edeceğiz. O zaman hedefte neresi olacak? 1813.56 ve üzerinde de 1855 haftalık bazdaki hedeflerimiz olarak gündeme gelecek. Ama bunun koşulu öncelikle bu haftayı en azından 1779 dolar ve üzerinde kapatmamız olduğunu, ikinci etapta da 1787 ve dolar üzerinde bir kapanış bize daha umutkar konuşmamıza yardımcı olacağını belirtelim. Dönelim ons altın grafiğine bakalım günlük bazdaki. Günlük bazdaki grafiğe baktığımız zaman hemen net şekilde gözüküyor. 200 günlük ortalamamız sarıyla gözüken tire tire çizili şuradan gelen ortalamamız nerede? 1791. Bu seviyeye bakalım. Burada da bir kez, burada bir kez, burada bir kez, burada dün, bugün tekrar test ettiğimiz görüyoruz. Yaklaşık bu 5-6. test denemesi 1791. Ama burada da üzerinde kapanış alamıyoruz. O 1791 ve üzerinde bir kapanış alındığı takdirde hareket ivme kazanmaya başlayacaktır. Zorlamaya çalıştığını görüyoruz. Hareket yukarı doğru gitmek istiyor. Bir türlü o momentum gelmiyor maalesef. O momentumu yakaladığı zaman zaten muhtemelen bu 200 günlük ortalamanın üzerindeki kalışlardan sonra bir momentum da önümüzdeki hafta eğer bu başarabilirsek burada bir bizim kapalı olduğumuz dönemde hareketin kuvvetlenmesi beklenebilir. Yukarıda nereye bakalım? Neresi var? 1802 dolar önemli eşiklerden biri olarak karşımıza çıktığımızı söyleyelim. Daha sonra bu hareketin tetiklenebileceği yer 1852 dolara kadar potansiyeli olduğunu hatırlatalım. 1852 dolar hedefi aynı zamanda şu bölgedeki hareketin yukarı doğru evrilmesi gibi düşünmek lazım. Burada 1771 merkez gibi düşüp aşağıda 1680, 1690 bölgesi yaklaşık olarak 80-90 dolar. O 80-90 doları üstüne koyduğunuz zaman yukarıdaki 1850-60 bandına işaret etmesi beklenebilir. Hatta daha sonra belki şu bölge olan yaklaşık 1875'ler hatırlarsanız orada çok mücadele vermiştik. İşte üzerinde kapatacak mıyız, kapatamayacak mıyız, geçecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Bir türlü gerçekleştirememiştik. Sonra işte kademe kademe aşağı doğru hızlı bir çöküş oldu. Buradaki hareket farkındaysanız 2-3 günde bir hızlı bir şekilde düştükten sonra toparlamamız oldukça uzun bir zaman aldı. Yaklaşık olarak şurada Şubat ayında bir hafta içinde düştüğümüz süreç nereden bakarsanız bakın 2 ayı aşan bir süreden beri toparlanma çabası içinde ancak hala yaraları tam sardık diyemeyeceğiz. Dönelim 60 dakikalık grafik açısından değerlendirirsek resim bize neye işaret ediyor? 60 dakikalık grafik açısından baktığımızda aşağıda 1781 önemli eşik, yukarıda 1797.30 önemli direnç. Dün o atak da şurada 2 barlık sert harekette 1797'ye kadar gittik veriden sonra 1771'lerden. Sonra tekrardan orayı aşamayıp tekrar güç kazanmak için 1781'e doğru çekildiğimizi görüyoruz. Hareket ortalamalar kafaya aşağı doğru eğmiş. Burada momentum kaybının olduğunu söyleyebiliriz. 3 ortalamanın altındayız. Gün içi hareketlerde bir realizasyonun devam etmesi beklenebilir. Önemli işimiz bir kez daha hatırlayalım 1781.65. O bölgenin altına inilmemesi gerekiyor. O hadi biraz daha sarktı. Günlük bazdaki grafiğimizden ortalama açısından düşünürsek 1779.50 oraya kadar bir iniş olsa bile o bölgenin üzerinde kalmamız gerekiyor ki hareket tekrardan evrilebilsin. 1797 ve üzerini
test edebilsin kalıcı olarak gidebilmesi için. Ama farkındaysanız şu bölgede geçtiğimiz 16 Nisan'dan bu yana hareket şu bant aşağıda 1765, yukarıda 1797 bu bant arasına sıkıştı ve gitmekte zorlandığını da görüyoruz. Hareket bir türlü o istediğimiz talebi oluşturtamıyor. Arkasında yatan faktör ne tam olarak çözebilmiştir. Ekonomideki iyileşme olarak belirtiliyor ama bir yandan da işte Hindistan'daki vaka sayıları, Hindistan'ın yoğun altın ithalatçısı, fiziki teslimlerin önem arz etmesi gibi faktörler aslında bir talep olduğunda işaret ettiğini söyleyebiliriz. ETF tarafından yani spekülatif oyuncular tarafından giriş yok. Daha çok kripto paralar piyasasında büyük dalgalanmalara yaşandığını görüyoruz. O paranın oraya doğru kaçtığı söylenebilir. Dönelim gümüş tarafına. Gümüşteki ETF'lere baktığımızda burada da 1 milyon onsluk bir giriş olduğunu söylememiz mümkün. Tekrar 927 milyon 500 bin ons sınırına geldik ama çok ekstrem hareketlerin olduğunu söylemek mümkün değil. Yani fiyatlamayı çok fazla etkileyecek bir hareket orada yok. Ama dün sert bir hareket vardı. Demin belirttiğim gibi özellikle ISM verisinin aşağıya beklentilerden zayıf gelmesi hareketi yukarı doğru tetikletti. Dönelim gram olarak gümüşe baktığımızda 6.92'den üzerinde tutundu. 6.83-6.92 arasında gitti geldi. Son harekette dünkü sert hareketle birlikte yukarı bir atakladığını görüyoruz. Hedef 7.22 seviyesi. 7.22'yi aşar mı aşamaz mı çok emin değiliz. Özellikle aşabilmesi için iki faktör lazım. Bir, özellikle ons gümüş tarafında 27 dolar üzerinde fiyatlama. Öte yandan da dolar TL'de de 7.40 ve 45 ve üzerindeki fiyatlamalar gerekli. 7.22 üzerinde kalıcı hareketi takip edebilmek adına. Dönelim gümüşün haftalık grafiğe bakalım. Burada yukarı doğru gitme arzusu var. Bir tur daha bu hafta deneyeceğiz 26.60'ı derken dün daha bir sert hareketle, kuvvetli bir hareketle geldi. 26.60'ı aştı ve günün işlemlerde net olarak söyleyelim, tam rakamı verelim. Bakalım nereye kadar gitmişiz. Tamına 26.78'e kadar, 26.98'e kadar yani 27 dolar sınırına kadar gittik. Oradan tekrar bir realizasyon geldi minik de olsa. 26.80'lerde seyrettiğimizi söyleyebiliriz. 26.60'ın şu anda destek konumuna geçmesi lazım. Bu haftayı 26.60 ve üzerinde kapatabilirsek o zaman biraz daha iyimser olmaya başlayabiliriz. Yukarıdaki 27.50, 27.70, 28 hedeflerinden bahsedebilmek için daha henüz 26.60 ve üzerine kapanış almadığımız için haftayı ben burada Fibonacci direnç seviyesini değiştirmeyi düşünmüyorum. Son gelişmeler haftayı ne zaman kapatırsak 26.60 üzerinde o zaman değiştiririz, yukarıdaki hedefleri koyarız. Günlük hedef açısından bakarsak, grafik açısından bakarsak bir kanal içinde hareket ediyorduk. Şu kanalın aslında alt bacağına dün şurada bir test etmiştik. Dün de bir kez daha test ettiğimizi görüyoruz. 26.60 aşıldı. Şurada mini bir yükseliş trendimiz de söz konusu. O trendin sağlanması için, devamı için 26.60 ve üzerinde kalıcılığın devam ediyor olması şart. Ve devamında da 27 dolar ve üzerinin aşılması şart. 27 doların aşılamaması halinde hareket tekrardan aşağıdaki 26-35'lere kadar, ortalamaya kadar geri çekilme potansiyeli gösterebilir. Buradaki hareketler farkındaysanız bir sert mum, sonra yataylaşma, yan tarafa doğru gitmek. Şimdi yine bir sert mum yaptık, bir yataylaşma sürecine girebiliriz. 27 dolar aşılmadığı sürece buradaki hareket 26-60-27 dolar aralığında yataylaşma, belki trend çizgisi temas tekrardan yukarı şeklinde gerçekleşebilir. Dönelim gümüşün 60 dakika grafiğe bakalım. Burası ne söylüyor bize? 60 dakikalık grafik açısından değerlendirdiğimizde buradaki süreci aslında buradaki grafik biraz daha şık gibi grafikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Sert bir hareket. Burada bir flama bayrak cinsi bir şey oluşturabilir mi? Bunu oluşturabilmemiz için yeşille gözüken ortalamanın üzerinde kalmamız lazım. Onun neresi de 26.80. 26.80'in üzerindeyiz. Bu olumlu gidişata işaret ediyor. Aşağıdaki hareketin 26.70'lerin de çok fazla altına inmemesi lazım. Şu bölgede biraz ama bu bölgedeki hareketin
çok fazla çok fazla bir şekilde vakit kaybetmemesi gerektiğini belirtelim. O vakit kaybetme uzarsa momentum düşmeye başlar. O nedenle bir an önce eğer tahminen önümüzdeki, yani bugün içinde bir tur daha 27 dolar ve üzerini test etmeye çalışacak. Oradaki hareket bize bundan sonraki seyri işaret edeceğini söylememiz mümkün. Dönelim biraz da diğer piyasalara bakalım. Doğalgazda durum nasıl? Doğalgazda da dün sert bir hareketle birlikte, geçtiğimiz hafta sert bir hareketle üst banda doğru atmıştık. 3 sınırına kadar gittik. 3 sınırında bir dirençle karşılaştı, tren çizgisinden gelen dirençle karşılaştığını gördük. Bu hafta biraz daha dar banttayız, gelişmeleri takip edeceğiz. Beklentilerin üzerinde bir gelişme, hareket eğer buralarda biraz daha takılmaya başarabilirse, kalıcılık sağlayabilirse, geçtiğimiz haftanın kapanışının üzerinde kalabilirse, yukarıda 3.12-3.16 bandına kadar bir hareketin devam etmesi beklenebilir. Petrol tarafına dönelim, orada nasıl bir seyir var? Petrolde kuvvetlenmeye başladığımızı, kritik eşiklerden birinin aşıldığını görüyoruz. Orası neresi? 63.97-64 dolar sınırı. O bölgenin üzerinde bir kapanış gelme potansiyeli var haftalık bazda. Esas önemli eşiğimiz neresi? Biliyorsunuz şurada gösterdiğimiz seviye 66.50-51 bölgesi. O bölge geçtiğimiz 2 ay kadar önce bir denenmişti üstü ama kapanışı o bölgenin altında almıştık. Bir tur daha geliyoruz. Bakalım bu geliş daha mı kuvvetli olacak? Biraz momentum eskisi kadar, şuradaki diklik kadar değil, biraz daha yatay geliyoruz. Ama yukarı doğru gitme arzusu içinde olduğunu, bu hareketin 72 dolar hareketi olma potansiyeli var. Onun oluşabilmesinde bir koşul var, o da 66,5 dolar üzerinde bir kapanış, haftalık kapanış almamız. Onu aldığımız takdirde çok uzak değiliz, 65-18'lerdeyiz. 66,5 dolar üzerindeki haftalık kapanış bize 72 doları getirme potansiyeli olacakmış gibi duruyor. Dünya genelindeki iyileşmenin yansıması gibi değerlendirmek lazım. Burada da dalgalar geliyor. İşte şu düzeltme hareketi birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Küçük küçük çanaklar oluşuyoruz. Minik minik çanak demeyelim de kupa ve kulüp şeklinde bir hareketimiz söz konusu. 65-26 önemli eşik. Gün içinde test etmişiz. O bölgeyi geçemedik ama 65-18'deyiz. Sinyaller kuvvetli olduğunu, ortalamanın üzerinde olduğumuzu görüyoruz. 65-26'nın üzerindeki fiyatlama 65.95'e hatta 66.44'e kadar gitme durumu söz konusu olabilir. 66.44 demin de belirttiğim gibi 66.50'ye çok yakın bir seviye. O şu seviyeden sonraki ikinci zirve noktası olduğunu hatırlayalım. 66.44 sonra da 66.50. 66.50'nin üzerindeki fiyatlamalar bize yeni zirve yani 72 dolarları hedefleyen hareketin başlamasına yol açacaktır. Brent petrole bakalım. Brent petrol bizi daha çok ilgilendiren taraf. Burada neredeyiz? 68 doların üzerindeyiz. 68.30'lardayız. Haftalık grafikte kritik eşiğimiz neresi? 68.71. 68.71 yaklaşık olarak son 3, 6, 8, 9 haftanın en yüksek seviyesi olduğunu belirtelim. Daha önce 71.45 test etmiştik. 68.71'in üzerinde kapanış bir kez aldığımızı görüyoruz. Daha geçmişe gitmezsek eğer. O bölgenin üzerindeki 68.71'in üzerindeki hedefler 71.45'i daha sonra da 77 dolarları hedeflemeye başlar. Biliyorsunuz Merkez Bankası için ortalama petrol fiyatı hedefinin 54.40'da olduğunu hatırlayalım. Burada yukarıdaki 64.40'a çekmişlerdi, özür dilerim. 54.40'tan bundan sonraki süreçte eğer 77'ye doğru gidersek bir sonraki revizyonda Temmuz ayında tekrardan bir revizyona gitme durumu söz konusu olabilir. Kritik eşik 71.45, üzerindeki fiyatlamalar yukarıda 91 dolarlar var, süper döngü beklentileri var. Bakalım bunlar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi yakından takip ediyor olacağız. Dönelim. Kısaca 240 dakikalık grafik açısından da baktığımız zaman burada da 68-33'lerde fiyatlamaların şuradaki trend çizgisinden bir direnç alma söz konusu olabilir. Yukarıda burada da net şekilde 71.50 hedefi olduğunu söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte içeride gram altın fiyatlarındaki hareketi dolar-tl tarafındaki hareketin sönümlenmesine bağlı olarak hedefi belirleyeceğimizi hatırlatalım. Eğer oradaki hareket 8.30'lar etrafına dengelenebilirse kısa vadedeki zirve seviyesi olan
485 seviyesinin aşılması çok mümkün olmayabilir diyelim. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileğiyle. Hoşça kalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.